Şimdi gelelim Montreux konusuna ve bu kanal meselesine. Şimdi kanal meselesinde ben kanal meselesinde çevre bakımından karşı çıkacaklar çıkabilirler. Maliyet bakımından karşı çıkacaklar çıkabilirler. Öncelik bakımından karşı çıkacaklar çıkabilirler. İşte bu tür argümanlarla karşı çıkmak isteyenler olabilir. Efendim hidrografi bakımından, oşinografi bakımından, balıkçılık bakımından işte falan bunlarla karşı çıkmak isteyenler olabilir. Ama konuyu Montreux ile birleştirmek, bağdaştırmak hem cehalet hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri için büyük bir tehlikedir. Çünkü Montreux ile hiçbir alakası yoktur kanalın. Kanal İstanbul Marmara'yı Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlayacak bir kanaldır. Bu kanal Marmara'yı Ege Denizi'ne, Adalar Denizi'ne de bağlayabilirdi. Güneyde de açılabilirdi, kuzeyde de. Montreux Sözleşmesi iki boğazı, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı ve Marmara Denizi'ni kapsar. Montreux Sözleşmesi'nin iki bacağı vardır. Birisi boğazlardan geçişi düzenler. İkinci bacakta Karadeniz'de kalış rejimini düzenler. Yani kaç gün, ne kadar gemiyle, Süre kaç olarak değil mi? tonajda kalınabilir. Geçişte ne zaman geçeceğini ne kadar zaman önce bildirmenden itibaren başlar. 15 gün öncesinden bildirirsin. Bazı şartlarda 8 gün öncesinde, bazı şartlarda 3 gün öncesinde bildirirsin. Onun detayına girmeyelim şimdi. Ondan itibaren Karadeniz'e bu su yolundan herhangi birini kullanmak kaydıyla Karadeniz'e geçiyorsanız ya da Karadeniz'den çıkıyorsanız ön bildirim yapmak durumundasınız. Montreux Sözleşmesi'ndeki kriterlere uymak zorundasınız demektir. Bunun altını çizelim. Yani efendim ben Ege Denizi'nden, Adalar Denizi'nden başka bir kanaldan Marmara Denizi'ne girdim. Ve Karadeniz'e çıkacağım. Bir kere eğer siz kanala girmeden önce Karadeniz'e çıkacağınızı bildirmiyorsanız Karadeniz'e çıkamazsınız.